Merhaba. Nasıl ki Türkiye'de devlet devletten başka her şeye benziyorsa, bu sadece politikanın alanı içine hapsolmamalı. İş dünyasından medyaya, sanata, kültüre ve elbette özünde bir oyun olan, oyun olması gereken spora, futbola kadar muazzam bir kalite sorunu var. Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olduğu gün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe yönetimi ve başkan Ali Koç'u topa tutarak yazıklar olsun bu yönetime. Tarihe kara leke olarak geçtiniz. Önümüzdeki genel kuruldan itibaren yükseliş başlayacak diyerek Aziz Yıldırım'a selam çaktı. Depremle yerle bir olan kentin takımı Hatay Spor'un Çaykur Rize'yi 2-0'la geçip Süper Lig'de kalması herkesi mutlu ederken sahaya inip hakem yumruklayan Başkan Faruk Koca'nın takımı Ankara gücü Trabzonspor'a 4-2 yenilerek hüküme düştü. Devlet Bahçeli ise takımı Karagümrük son maçında galip gelmesine rağmen küme düşmekten kurtulamayınca 6 Şubat depremine atıfta bulunarak asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı. Türk futbolunun strese girmemesi için bu yıl takımlar küme düşmesin dedi. Türkiye'de futbolun futboldan başka her şeye benzediği sezonun özeti bu esasen. Fenerbahçe'de kimin başkan olacağına Saray danışmanı karar verirken iktidar ortağı partinin lideri sezonun son günü kural değiştirmeyi önermekte bir beis görmüyor. Her şeyi kendileri belirliyor. İstedikleri gibi gitmeyince de kural kitabı, yasa, anayasa tanımıyorlar. Aynı gün Türk Hava Yolları sponsoru olduğu A Milli Kadın Voleybol takımını Milletler Ligi için ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçurmuş. İki gün sonra maçı olan uzun boylu oyuncular daracık koltuklarda 13 saatlik yola öyle çıkmışlar. Tepki yükselince THY'nin açıklamasına bakıyorsunuz uçurduğumuza şükretsinler gibi bir şey. Sorumluluğu federasyona yüklemişler. Geçen Mart ayında Fenerbahçe Spor Kompleksinde heykeli açılan takım kaptanı Eda Erdem uçak içinden paylaştığı fotoğrafa THY'yi etiketleyerek 13 saatlik ABD uçuşu başlasın, fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz mesajını paylaştı. Yan yana da oturtulmamışlar. Sarayın iletişim başkanı Fahrettin Altun'un eşinin THY'deki huzur hakkı 2 yılda 4 kere zamlanarak 102 bin TL oldu bu arada. Milli voleybolcuların neyse ki vizeleri vardı da uçabildiler. Geçen Aralık ayında Bursa Uludağ kadın basketbol takımı geç başvurdukları İngiltere vizesi yetişmeyince sadece çifte pasaportlu 5 sporcuyu Londra'ya yollayabilmiş, biri sakat haliyle maça çıkmış, takım FIBA Euro Cup'tan elenmişti. Uçuşla bağlantılı bir konu var ki atlamayalım. 17 milyon emeklerin yarıdan fazlasının asgari ücretin altında emekli maaşı aldığı ülkede avukatlara yeşil pasaport hakkı tanındıktan sonra mali müşavirler de benzer talepte bulunmuş. Gazeteciler ve eczacıların talepleri halen beklemede. Türkiye vatandaşlarının vize başvurularının batılı devletlerce reddedildiği bir iklimde hemen her meslek grubunun ayrıcalık peşine düşmesi doğaldır. Herkes bilir ama yüksek sesle dillendirmez. Vize aşağılamasının ardında ülke sınırlarının kevgire dönmesi gerçeği vardır. 3 Mayıs'ta CNN Türkiye çıkan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sözleri gündemde. Açık ve net söylüyorum hudutlarımızdan girmek mümkün değil. 9-10 ülke hudut güvenlik sistemimizi birebir kendi ülkesinde yaptırmak için bizimle görüşüyorlar. Aynı bakanlık bu açıklamadan 20 gün sonra Suriye'de görev yapan Tugay komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığını doğruladı. Koruması ve emir subayı tutuklanan Tu General emekliliğe sevk edilmiş. Hakkındaki işlem bu. Puh size! Neyse. Haftanın tek iyi haberi Galatasaray Meydanı'nın cumartesi annelerine açılmasıydı. Evlatları gözaltında kaybedilen annelerin 27 Mayıs 1995'te Galatasaray Lisesi önünde başlattıkları adalet arayışı bin haftayı geride bıraktı. Bakalım normalleşmene kadar sürecek. Zira hava pek olumlu değil. AKP çok hızlı eriyor. Metropol araştırmanın Mayıs ayı raporuna göre oyu %20'nin altında. Yerel seçim kampanyası yapmayan MHP lideri 31 Mart'tan önce bu kadar ortada değildi. Üst üste partilileri topluyor, arada gazetecilerle şakalaşıyor, sokak köpekleri hakkında hakem keserken malum köpeklere sahip çıkıyor, iktidara hiç olmadığı kadar tutunuyor. Kolayca tasfiye edilecek bir ortak değil, Erdoğan da öyle düşünmüyor zaten. AKP ve MHP'nin bir daha birlikte seçime girme olasılıklarını bilmem. Fakat Cumhur İttifakı'nın bir daha seçim kazanma imkanı yok son dönemleri ve bu dönemi uzatmak için ellerinden geleni yapacaklar.